Ahu Yatu ile Cem Yılmaz 20 aylık evliliklerini 2013'ün son günü bitirmişti. Bu evlilikten Kemal adında da bir oğulları olmuştu. Sizin için zor oldu mu veya Kemal için online eğitim? Bence hepimiz için çok zorlayıcı oldu online eğitim. Yani çocuklar için ayrı ama veliler için apayrı. Boşandıktan sonra dostlukları baki kalmış, magazin camiasının örnek çifti olmuşlardı. Şarkı söyleyecek Ahu Hanım. Bir şarkımız vardı size. Bir yardım var. Cem Yılmaz'ın evlenmeden önce hızlı bir hayatı vardı. Aşk dosyası da hayli kabarıktı. Çocuğu olduktan sonra tabiri caizse duruldu. Komedi festivalinde sizi göremedik Cem Bey. Teklif geldi mi? Ne teklifi? Teklif. Komedi festivali için. Evliliğinin ardından hayatına iki kadın girdi. İki büyük aşk. Önce Defne. Delirmişler. Sonra küçücüğü her şeyi Serenay. Serenay Hanım hangi şarkıyı söylemek istersiniz? Küçücüğüm her şeymiş. Ahu Yatuysa özel hayatıyla gündem olmadı. Defne Hanım'la karşılaşsanız nasıl bir tepki verirsiniz? Merhaba başarım. Ne diyeceğim? Ama görseniz merhaba başarım. Daha önce gördünüz mü peki? Elbette. Şey tabii Cem Bey'le ilişkiye başladıktan sonra. Tabii ki tanışıyoruz. Ta ki yakın zamanda adı oyuncu Celil Nalçokan'la anılana kadar. Yüzümüz iyi gidiyor bir kere, yüzümüz iyi gidiyor. Evet. Ancak taraflar bu iddiaları yalanlamışlardı. Derken Ahu Yatu ve Celil Nalçokan önceki gün kameralarımıza takıldı. Nasılsınız? Çok kısa konuşalım mı? Birkaç kere alalım. Hayırlı olsun yeni dizide. Teşekkür ederim. Konuşamadık. Nasıl gidiyor çekimler? Ahu Hanım bizi görünce biraz gerildi. Hızlı hızlı arkadaşlarının bulunduğu araca bindi. Ya daha hala mı ya? İkilinin aralarındaki aşk iddiaları böylece yeniden alevlendi. Ahu Hanım araba gitmeyken birkaç kelime alalım isterseniz. Hadi. Kafalarda soru işaretleri kalmışken bizim aklımızda başka bir konu daha vardı. Cem Yılmaz'la nafaka davası. Cem Bey'de nafaka yazdı. Cem Bey'le bir davanız vardı nafakadan. Nafaka yazdı. Sizin için sorun oldu mu? Bu aralar konuşmuyor musunuz sanırım? Bilmeyenler için hatırlatalım. Cem Yılmaz boşandığı oyuncu Ahu Yatu'ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın doların yükselen kuru nedeniyle düşürülmesi için davacı olmuştu. Nafaka için bir şeyler söylemediniz. Cem Yılmaz'ın nafaka düşürdüğüne dair haberler çıktı. Doğru mu? Hadi de ya. Yatu'nun bu konuyla ilgili ağzından tek bir laf bile çıkmadı. İkili arkadaşlarının bulunduğu araçla hızla gecenin karanlığına karıştı. Hadi başlayalım. Hadi görüşürüz abi. Neler söyleyeceksiniz?